İsrail Başbakanı Netanyahu 24 haftadır devam eden protestolara yol açan yargı reformunda sürpriz bir adım attı. Reformun tepki çeken maddelerinde köklü değişiklikler yapılacağını açıkladı. Ancak yine eleştirilerin hedefi olmaktan kurtulamadı. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ülke genelinde haftalardır süren protestolara neden olan yargı reformundan geri adım attı. Halkın nabzını tutuyorum, dedi. Netanyahu, Amerikan Wall Street Journal gazetesine konuştu. Tartışmalı yargı reformunda köklü değişikliğe gidileceğini söyledi. Yüksek Mahkeme'nin kararlarını değiştirme yetkisi veren maddeyi taslaktan çıkardıklarını açıkladı. İktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören maddenin de yeniden gözden geçirileceğini belirtse de detay vermedi. Ancak Netanyahu'nun bu adımı ülkede yeni tartışmaların fitilini ateşledi. Değişiklikler hem kendi hükümetinden hem de muhaliflerden tepki topladı. Filistinlilere yönelik ırkçı ve şiddet yanlısı söylemleriyle tanınan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Netanyahu'yu protestoculara teslim olmakla suçladı. Netanyahu'nun partisi Likud'dan'da bir grup milletvekili değişiklik kararına karşı tasarının orijinal halini savunacaklarını söyledi. Yargı reformuna karşı meydanlara dökülen İsrailliler de Netanyahu'nun açıkladığı değişikliklere temkinli yaklaşıyor. Tek bir söylemin her şeyi çözüme kavuşturmayacağını savunuyorlar. Netanyahu hükümeti haftalarca devam eden protestoların ardından 27 Mart'ta reform paketine dair görüşmelerin ertelendiğini duyurmuştu. Fakat tasarı tamamen rafa kaldırılmadı. Bu da gösterilerin devam etmesine yol açtı. Düzenleme, yargının yetkilerini kısıtladığı ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngördüğü için tepki toplamıştı.